Merhabalar sevgili arkadaşlarım, ben Atilla ve Total War Napolyon'a hoş geldiniz. Oy kutusuna baktım, en çok oy alan papazlar oldu. Yok lan, şaka ettim, ne papazı Allah aşkına, kim papazlar oynamak ister, şuna bak, tipe bak. Yok yok, en çok alan Osmanlılardı. Ve sizlere tekrar çok teşekkür etmek istiyorum bu oylara katıldığınız için. Yani beni geçirdim, gururlandırdınız. Yani bu demek ki yani izleyicilerimiz var, beni sevenler var. Ben de sizleri seviyorum Allah'a. Razı olsun sizden, hepinizden. Diğer arkadaşları maalesef çoğu da İsveçlileri de vermiş mesela. Olmadı. Ama hiç kafanızı yormayın. Bunu başladıktan sonra belki bir iki hafta sonra belki yeni seri başlarız. Hem Osmanlılar oynarız hem de İsveçliler oynarız. Hiç problem yok. Yani vaktimiz olduğu süreç her şey olabilir diye diyorum. Şöyle de diyebilirim. Maalesef vallahi hatta iki bölüm yapmıştım. Ta ki ikinci bölümde farkına varmışsın. Ulan dedim. Aa, ben harbiden manyak mısın ya? Orduya bakmamışsın, tamam, opsiyonda, yani gameplay opsiyonuna bakmamışsın. En küçük orduyla oynuyormuşum ya. Ya generalin süvarisine bakıyorum. Varsa 6-8 tane ya. Bunu ne diyeyim? Topçuya bakıyorum, bir tane topçu. Aa. Ya hiç zevkli olmadı. Ben de onu hiç yüklemek istemedim. Onun için yeniden başladım arkadaşlar. Yazık oldu vallahi, gitti. Çok da güzel konuşuyordum. Yani her şeyi anlatıyordum. Diyordu, her şey mahvoldu ya. Tarihi öğretiyordum. Tarihi, Allah belanız. Gitti, boş boşuna gitti bir saatimiz. Neyse. Canın sağ olsun diyoruz. Battle time limit, yani 20 dakika advisor help, bundan hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum. Historical oynuyoruz arkadaşlar. Battle difficulty en zor, very hard olacak. Campaign difficulty hard olacak. Hatta bunu da mı hard yapalım? Böyle olsun, hard olsun, tamam, zor olsun yani. Biraz bizi iş yapsınlar, yani korkutsunlar diyoruz. Herhalde bir şey yok değil mi? Yok. Sonra da yine pişman olmayayım yani, o yönden bakıyorum, sağma sola bir şey unuttuysam onu inşallah unutmamışsınız. Your first priority. Sus, Allah seni ne yaptıysa bilmiyorum ama sus. Canımı sıkma. Zaten canım sıkkın. Bir saat gitti arkadaşlar. Yemin ediyorum bir saatimiz gitti ya. Öfff. Neyse. Tekrardan başlıyoruz. Olsun yani, yine de az bir şey öğrenmiş olduk. Çünkü inanmasanız ama bu oyun benimle bayağı bir zamandır var. Ama bu zamana kadar hiç oynamadım. Yani campaign hiç oynamadım yani. Hiçbir seri yapmadım. Halbiden öyle gerçek yani. Hiç yapmadım. Nedeni sorsanız vallahi ben de bilmiyorum nedeni. Sadece multiplayer oynamayı sevdim ben bu tarz oyunlarda. Ama Empire'ı mesela, Total War Empire'ı oynadım. Görüyorsunuz çok büyük bir fark var aradan. Yani Empire bütün dünya var. Total War Napolyon ise sadece Avrupa. Türkiye bakıyoruz, görüyorsunuz Anadolu kapalı. Buraya giremiyoruz. Bu ne lan? Bu bizim mi? Ha, bizimmiş bu. Doğu, Trade Chief, okey. Bak, ben bunun burada olduğunu bile bilmiyordum, gördünüz mü? Azma sen şuraya gitsen oğlum. Ha şöyle. Paralarımız doldur. Ceplerimiz doldur kardeş. Bak mesela burada yok. Ne diyordum ben? Bir şey anlatıyordum ama unuttum gittim ha. Neyse. Şöyle devam edelim. Yapacağımız tek şey arkadaşlar. İlk başlarda görüyorsunuz şunları inşaat etmeye çalışıyorum. Niçin? Çünkü paramız, cüzdanımız dolsun diye. Yani askeriden başlamayız. İlk önce buraları inşaat yapalım, hazır olsun ki paralarımız, miktarımız yani artsın, yani zenginleştirsin bizi. O yönden sevgili kardeşlerim, biz buraları halletmemiz lazım ilk başlarda. Ondan sonra şu tarafa doğru yöneliriz bizim, bakalım şöyle ordumuz ne var burada. Bir bundan çağır, bir de bundan çağır, tamam mı? Şimdi biz burada ordumuzu güçlendirmemiz lazım. Güçlendirirken de şunları da göndermem lazım şuraya. İki tane topçumuz var orada. Burada da bir tane mi varmış? Biz en iyisini şunu şu tarafa doğru yönlendirelim. Şundan şunu da, hatta seni de kardeşim şu tarafa doğru yönlendirelim. Çünkü korkarım ki Ruslar ve hatta Avustralyalılar bana savaş açar. Çünkü en yakın mesafe bunlar var. Bizim komşu ülke olarak. Ve Avustralya biliyorsunuz bu zamanlar bayağı bir düşmanlarımızdı. Hele Ruslar da aynı.
biliyorsunuz bayağı bir topraklar kaybetmiştik zaten Avusturya'ya karşı. Hele Ruslar da bizim Tatar, Krim Tatar bölgeleri de almışlar. Yani biz bayağı bir yenik düşmüştük. Bir saniye, diplomatik relation'ı geçeyim. Şöyle bir işbirliği yapalım yani. Bak, İngilizlere zaten iş yapıyoruz. Yani bunların dostluğumuz var. Ama tabii ki bu masa altında. Pardon. Açıkça böyle işbirliği yapıyoruz ama masa altında bunlar bizden çok büyük bir nefret duyar. Bunlar mesela ne yaparlar? Yunanlılar mesela silah bayağı bir silah verirler. Ondan sonra isyan çıkar. 1827 miydi öyle bir şey, o civarlar Yunanistan özgürlüğünü kavuşur. Yani bizlerden koparlar. O da hep İngilizlerin sayesinde. Yani gelirler bize arkadaş muamelesi yaparlar. Ondan sonra da sırtımızdan vururlar yani. Efendime. Biz kimden başlayalım? Kingdom of Spain. Bak. Şimdi böyle bakmak lazım, biliyor musunuz? Yani kimlerle yani savaştılar, kimlerle şeyler gibisine. Ona göre öyle seçmemiz lazım kimden yapacağımıza. Ama biz yine de şöyle Ruslarla girelim. Çünkü savaşa girmek istemiyorum henüz. Hiç hazır değilim ben. 500 gaymi ver kardeşim benim. Olmadı mı? Yok, olmadı. O zaman 300 gaymi ver. Allah Allah. Zorluk yaptır ha. Niye? Bari sen ver onu 500. Heh, bu verdi. Eyvallah. Bu verdiyse bakalım kim var başka? French. Bizim Napolyon. Napolyon ne diyor bakalım? Request trade, alliance, yok alliance boşver. Teknoloji, aha. Payment, biz bunlara para vermemiz lazım şimdi arkadaşlar çünkü. Yok, olmadı. Ay, pardon, yanlış. Trade, payment. Oğlum siz zengin devlet değil misiniz? Verseniz de ya, sanki ne olacaksa. 500 ver oğlum. Allah Allah, darıldınız mı lan? 300 ver. Ağzıma var ya, defolun gidin. Bana ne ya. Ruslarına bir daha bir deneyeyim bakayım ne diyorlar. Ama para almadan bir şey olmaz. Mecbur para almam lazım ki. Olmadı, bunların da olmadı ya. Kingdom Portugal bak mesela. Evet, Portugal mesela zengin. Yani çok zengin değildi ama gene de şey vardı ya, bunlar Brezilya vardı mesela, bunların elinde biraz Afrika ülkeleri vardı yani. Yani alıp verecek bir şeyler vardı bunlarla. O yönden bunları tercih ediyorum. Ve tabii ki para da isterim. 120 diyor. Kontratak yapalım şöyle bir 300 yapalım. Ne diyorsunuz? Oldu. Eyvallah. Tamam, bundan da işbirliği yaptık. İsveçlilere geçelim kardeşim. Benim yaşadığım ülke. Bakalım bunlar ne diyecek? Teknoloji var mı yok? Sizde yokmuş teknoloji. O zaman 500 verseniz ne olur? Yok, bunlar fakir. Zavallı zaten bu yıllarda da bayağı bir fakirlerdi yani. Hiç de güçlü değillerdi. Bayağı bir toprak kaybettilerdi. Ekonomilerin olsun, ne bileyim. Para bile vermiyorsunuz lan bunu lan. Hayda, aldın o zaman. İstemiyorum bunlar o zaman. Kendiniz bilsiniz. Ne diyeyim artık. Bu nerede lan bu? Şuradaymış. Bak mesela bunlar ne olur? Payment. Teknoloji var mı lan? Yok, payment o zaman. 300 versen. Oldu arkadaşlar. Bundan da işbirliği yapabildik. Ondan sonra Ruslar kaldı. Bir Ruslarla bir son kez daha bir deneyelim. Şöyle ne diyorlar ya? Yok, bunları istemiyorum. Tamam, canın sağ olsun. Ne oldu lan? Allah kahretsin. Bravo. Gördünüz mü? Avusturya hemen bize savaş açtı.
Enemies Austria, evet. Ne diyorlar? Dur bakalım ya. Allah'tan adam yönlendirdik şu taraflara. İşte içimde bir his vardı böyle yapacaklarını. Yemin ederim içimde his vardı. Oğlum işbirliği yaptı da sonra hemen bozdunuz be savaş açarak. Ben anlamıyorum ki sizi. Ha bravo, Ruslar da katıldı onlara. Şimdi ben düşmanlarımı iyi bir bakayım şöyle efendime. Ha diğerleri katılmadı Allah şükür. O zaman sadece Ruslardan Avusturya bizim düşmanımız. Olsun. Biz de bir şekilde idare edeceğiz diye düşünüyoruz. İnşallah bakalım. Başka devlet yok mu lan hiçbiri yapacak? Yok. Kapandı kapılar kapandı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dur bakalım. Bizim kaybettiğimiz toprakları geri almaya çok yani hevesliyim ben. Harbiden hevesliyim. Şurada bir... Hah. Bunda daha hala yetişemedi oraya. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz mecbur savunmaya geçeceğiz yani. Full savunmaya. Başka hiç çaremiz yok. Yani belki bunlara da büyük ordu yani olmayabilir bilmiyorum ama biz yine de böyle bir sürpriz olarak kontratak yapalım diye düşünüyorum. Arkadaşlar şuraya gönderelim, yönlendirelim ordumuzu. Siz de şöyle gelin. Katılın orada. Hemen canım dostlarım siz de şu tarafa doğru yürüyün bakayım. Çünkü maalesef saldırıya uğruyoruz. Şurada şöyle adamlar çağırayım. Efendime ne yapıyorduk? Biz bunları inşaattaydık. Bunlara hazır olana kadar ama biraz bir zaman alır. Maalesef. Bak mesela burada Cannon Foundry Tanks. Tanks. Güzel. Bunları bir dahaki sefere beklemek lazım ki şimdi şansımız yok. Ama yine de biz şöyle çağıralım biraz daha şuradan bakıyordunuz mu? İşimizi garantileştirelim. Navy. Navy. Seni şuraya göndereyim ya. Bak biraz daha paramız dolar şimdi buradan. 3 tane daha gemimiz geliyor orada. Oo. Baksana. Demek o yüzden paramız tükemiş öyle. Oy. Ruslar gelince biraz kendimizi koruyabilecek bir adam lazım yani orada. Anlatabildim mi? List. Ajanlarımıza bakalım. Ulan bak gördünüz mü? Bunları unuttum. Gördünüz mü? Arkadaşlar bunlar bilim adamları. Bilim. Teknolojiyi bile yapmadık lan. Tüh. Bak, orada bir tur kaybettik. Yanlışlıkla tıklamışsın biliyor musunuz? Orada. Sen de şunu yap oğlum. Demek istediğim şu. Bunlar bilim adamları. Şu bilim yeri neredeydi lan? Ben oğlum bir şey anlatacağım. Hem bulamıyorum ondan sonra böyle takılıyorum ya. Allah Allah. Buraymış ya. Ama bir de Edirne'de de olacak herhalde yanılmıyorsam. Bir saniye ya. Nerede oldu Allah aşkına? Edirne. Bura. Evet. Bura. Siz şuraya gireyim bakayım. Yok böyle bir tane daha. Haşhaşin ha. Bu da buradaymış. Bunu da Budapest'e doğru gönderelim. Suikast falan ne bileyim bir şeyler varsa yapalım. Burada görüyorsunuz government. Ya işte diyorum ya valla kusura bakmayın yani yemin ediyorum. Bir saatimizi harcadık ya diğer iki bölümü. Yeniden başladığım için yani insan böyle şey oluyor ya Allah kahretsin konuştuklarımızı gelip tekrarlanacağız diye gibisine insan böyle biraz bozuluyor ya. Kusuruma bakmayın. Neyse paramız da tükenmiş. Yapacak bir şey yok zaten herhalde değil mi?
Ama yine de emin olmak için bakmam lazım. Şöyle sağ solumuza neyimize dur bakalım. List diyor. Building Browser. Yok, onda bir şey yok. Bu da diplomatik işte. Governments. Evet. Efendim. Bunlar kim? Bizdeyiz bunlar. Military 12. Military 16. Şimdilik en güçlü Fransızlar. Sonra ekonomikten Ruslar bayağı bir güçlüymüş. İyi. Dur bakalım şimdi ne olacağız. Ulan oyuna başla başlamaz Avustralya hemen bize savaş ilan etti. Efendim, bu yıllar maalesef Osmanlı çöküş noktasındaydı. Yani çok böyle zayıftık ya. Yani hem ekonomiden olsun, yani tamam Türk askeri her zaman yiğitti. Canım yiğit olmasına rağmen de elinde yani silah olmadı mı o yiğitliğin maalesef pek fazla işe yaramıyor. Yani estağfurullah, yani yanlış anlamayın, yani biz de Osmanlı torunuyuz ama demek istediğim, elinde bombardıman olmazsa, tüfek olmazsa ve onların elinde varsa ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Adamlar durduğu yerde seni bombardıman yapar, yani ölüp gidersin. Yani onu demek istiyorum yani. Maalesef. Of. Hastalığa da rastladık. Bozgunluğa gördünüz. Şurada bekleseydin oğlum ya. Ne acele ettin? Şimdi biraz bir adam kaybedeceğiz orada, gördünüz mü? Ama siz ölmeyin de. Ha iyi, tamam. Siz de şuraya girin oğlum. Bak Ruslar geliyor oradan, biliyorsunuz. Her zaman hazır olalım şurada. Yine adamlar da çağırabiliriz tabii ki. Bir oy army general. Heh. Kim olursa olsun birisi gelsin ya. Ne olacak, ne yapalım? Recruitment bakalım şöyle. Deli horseman bak mesela, bunlar da iyi. Yani bir şekilde bunlar iyi ama iyi olmasınlar şunlara. Belki bunları yapmam lazım ya. Oy. Orada biraz fazla yapmıştık. Şöyle keselim. Ondan sonra şunlar. Ha, tamam. 110-25. Bir tane bundan çak. Ha, Bedouin. Recruitment. Efendime. Ha, bir tane daha çıktı buradan. Bunu da şuraya gönderelim. Şimdi belki biraz daha fazla para gelir bize. Bir dahaki sefere bize. Ruslar oraya batırmasın da aman. Oo, iki tane varmış burada. Vay salak kafam benim. Bak şunu şuraya gönderelim. Ondan sonra ne yapacağız? Oy. Ha. Şunları da şu tarafa göndereceğiz, tamam mı? Böyle. Buraya da aldık elimize. Süper. İnşallah bir şekilde para kazanırız. Nerede bu? Ha, gir oğlum. Bakın gördünüz mü? Hemen 6'ya indi bak. 8'di, 6'ya indi. Yani o yönden bunlar çok önemli. Hatta biraz daha gelseydi iyi olurdu da gelmiyor ya. Niye gelmiyorsa? Neyse, yapacak bir şey kalmadı. Bu... Aha, haşhaşini unutmuşum ya. Sen bekle orada sessizce. Ulan Allah kahretsin, bir saat var ya boş boşuna gittim. Ne güzel de var ya, imparatorluğumu nasıl güzel şekilde böyle büyütmüştüm yani. Hani toprak şeysinde değil yani, ekonomi yönden. Aha. Aha. İyi ki adam göndermişsin oraya, gördünüz mü? İyi ki adam göndermişsin. Bak adamlar hemen City Besieged Belgrad. Ona lan. Nereden geldiniz lan siz böyle birdenbire? Hayda. İyi, bunlar kendilerini koruyabilir inşallah bir şekilde. Bir general çağıralım biz buraya yine de. Ne olur ne olmaz diye. Hah. Ekstra adam her zaman güzel oluyor orada, değil mi? Baba baba, biz bayağı yıprandık burada. Ne oldu şimdi burada? Yakmıyor muyuz yani bir şey, bir şekilde, ne bileyim. Hı, olmuyormuş. Ha,
Hemen buraya kuşatmaya al. Continue siege. Hazır değiliz henüz orayı almaya. Zaten burayı yaktık. Bak bunu beklemem lazım ki çünkü toplarımız lazım. Yani top lazım bize. Toplarımız lazım bize. Var ya dur bir dakika ya. Tiyatro. Yap. Yap. Bir şeyler yap. Ne diyeyim ya. Ne diyeyim. Burada kuşatma altına alındı. Ben sandım ki bura. Bura olsaydı iyi olurdu esasında ama işte maalesef. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? O zaman biz şöyle bir kontrataka girelim değil mi? Ha. Ya şunun için ben içeri mi gireceğim Allah aşkına? At wrestle ha. Ha siktir. Oğlum bir piyade ne yaptın lan? 478 adam kesmiş bizi ya. Ya saçmalığa bak. Böyle saçmalık mı olur lan? Adam resmen bizi tecavüz etti ya. Siz dur. İyi olmadı. Ben bunu hiç sevmedim. Bak gördünüz mü? Böyle otomatik resolve'u hiç sevmedim. Oy. Ha bura bizim topraklar. Allah ne desayı. Saldır. Esasında korumam lazım yani. Kalmam, beklemem lazım ama ne yapayım ya? Elimde değil. Saldırı geçmeyi seviyorum işte. Vallahi orada hiç iyi olmadı ha. 500 adam kaybettik bir tane piyadeye karşı. Öyle saçmalık mı olurmuş ya? Yapacak bir şey yok değil mi? Yok. Hı, o vardı. Yerine varmış güzel. Herhalde Avusturya ordusu o kadar büyük değil. Diyordum da. Aha geliyorlar. İyi bir tane topçumuz varmış. İki tane süvarimiz varmış. Diğerleri normal, regular piyade. Biz en iyisini friends only oynadık. Şunu save yapalım arkadaşlar. İçeri girelim atak. Bari bu bölüm ilk bölümümüz savaşlı olsun. Ya çünkü o hata yaptığım bölümde hiç savaş olmamıştı. Bir bölüm olarak olmamıştı. İkinci bölümde savaş ilan etmiştik. İşte oradan gördüm. Saldırıya geçerken baktım bu ne lan? Yani ordular küçücük yani. Küçücük böyle. En küçüğünü seçmişim ha. Şimdi bak gördünüz mü? Adam akıllı oldu bak. Bu güzel bak gördün mü? 121. Ha şöyle. Muhafızlar. Bir saniye. Şimdi benim kafam karıştı. Bundan mı saldırıya geçti? Biz mi saldırıya geçiştik? Neyse biz şöyle kuralım bir yere bir saniye. Sanki oradan mı geliyorlar ya bize? Giriyor girmesine ama şey nerede? Öbür ordular nerede? Onlar saklanıyor mu yoksa? Biz bunu böyle en iyisi şöyle şekilde izah edelim. Arkadaşlar şunları şuraya yerleştirelim. Eğer ki şu süvari saldıracak olursa hazır oluruz diye düşünüyorum. Şunu da şurada dursun tamam mı? Şunu da şöyle dursun. Baş üstüne. Siz de şöyle durun. Oo geliyorlar bak. Aha, o ateş edecek birisine ama kime? Aha, demek oradan geliyorsunuz. Ya, ben sandım ki bir tane süvari var burada. Aa, doğru. Ama reinforcements nereden geliyor? O zaman buradan geliyormuş. Aha. Ben de evlilerin içinde olduklarını sanıyordum bunları. Ama da bir hata yaptık. Marş! Sen... Oh.
Biliyorsunuz değil mi? Bu. Bak. Biraz yanlış müzik çalıyor da neyse. Yine de güzel ya. Hoş. Vallahi bak. Yine de hoş yapmışlar. Bu işte Dortmund. Süper ya. Vallahi ya, bayılıyorum. Şey olsa da ne ben de yapamıyorum. Allah planı mesela. Rezil olduk. İşte Osmanlı müziğini hiç yapsalar da. Sizi şöyle grup olarak yok ya, grup yapma. Şöyle yap. Maş. Şu tepeyi alın oğlum, şu tepeyi alın ha. Daha iyi savaşırsınız o zaman. Dur bakalım, bunların mesafesi iyi mi şimdi? Şöyle dursak şimdi. Herhalde böyle iyiyiz, değil mi? Topları sök. Güzel. Evet. Yetişebiliyor muyuz buraya doğru? Göremiyorum ya. Hadi oğlum. Mesafemiz yetmesi lazım ya oraya kadar. Evet, yetiyormuş. Gördüğünüz gibi. Bombardımana başlayalım arkadaşlar. Haydi oğlum, haydi. Şöyle bize bir şov yapın bize. Hazır. Ateş! İsabet. Oo, kaçırdık ya, tüh. İşte şöyle bu şekilde anlatayım size arkadaşlar. Multiplayer oynuyorsanız hiç lafımı unutmayın. Eğer ki bu oyunu oynamak istiyorsanız ve multiplayer oynayacaksanız sakın topçuları çağırmayın. Yani boş boşuna para harcamış olursunuz ve çok kötü şekilde yenilirsiniz. Yani multiplayer'de toplar olmuyor. Yani mesafeleri uzun, tamam, güzel, hoş da ama isabeti berbat. Bir de bir vurdum mesela, şuraya vurdum top, hani götürdüğü 1-2 tane yani 2-3 tane, o da sonuçta fark eden bir şey olmuyor yani, anladınız mı? Onun için ona dikkat edin arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. Gene mi kaçırdık lan? Gene kaçırdık. Bak gördünüz mü? Dediğim gibi. Berbat. Amanın. Sen şöyle git oğlum. Sen de şöyle git. Şöyle bir izleyelim ya. Vallahi ya. Ya ne zamandır beri oynamıyorum bu oyunu, biliyor musun? Yani seri olarak bu oyunu hiç oynamadım. Ama multiplayer'de oynadım. Yani multiplayer, ben çok severim multiplayer oynamasını ama maalesef hiç seri olarak hiç oynamadım. Hele çok konuştular böyle Dortmund yani mecbur oynaman lazım, o en güzel Dortmund diye. Maalesef hiç vaktimiz olmadı. Ha bak, bir tane piyade hemen iyi kesin burada. Our general is under attack. Abo. Aman lan kaç lan kaç. Oğlum hızlanın lan. Oo, hemen hazırlar valla bize saldırmaya, şuna bak. Kesin şunları, hadi bakalım. Haydi koçlarım, haydi yiğitlerim benim, haydi be. Gelin şöyle generallarını kesin. Haydi bakayım.
Vallahi ya, ne zamandır beri oynamıyor musun bu oyunu? Vallahi özlemişim ya, yemin ederim özlemişim. Hah, bunların arkalarına böyle dal. Yallah! Bu savaş tarz centilmenlerin savaşıdır. Bunu unutmayın. Bak şimdi bunların süvarileri mi dalacak yoksa bana doğru yoksa? Gir oğlum oraya. Sonra da yakalayamıyorlar ya, o da helal olsun ya. Vallahi ya, şuna bak. İyi, bari bunları da kestik. Az kalsın kestik diyeceğiz daha. Şöyle bir izleyelim yakından ya. Şöyle uf. Hep duman olmuş lan her yer. Buna lan. İşte gentleman savaşı. Sen vurdun, bekle. Ben vuracağım, şimdi sen bekle. Steady, steady, baba. Nasıl güzel izada bu atış ediyorlar, görüyor musunuz bak. Bak bunlar yere yatıyorlar, mermiyi dolduruyorlar. Biliyoruz. Ne yapayım? Biz de bayağı kestik ama adamlarını. Ama eminim ki kazanacağız. Umutluyum yani, bayağı bir umutluyum. Gelin oğlum, şöyle gelin. Heh. Çabuk oğlum, çabuk. Heh. Ha, bunlar da yok oldu değil mi? Evet arkadaşlar, bunlar da yok oldu. Süper. Aman generala bir şey olmasın arkadaşlar. Aman aman aman. Allah'tan benim iki tane süvarim varmış da biraz rahat. Nereye gidiyorsun oğlum sen? General. General. Şu generali bir yakalayayım arkadaşlar. Yakalayabilsek iyi bir şey. Hatta sen de gel yardım et. Aha. Saldır oğlum, saldır. Ondan sonra onların bir generala bir dalayım şöyle arkadan, var ya bak görecekler şimdi. Dalmasına da, dalmasına da adamla kaçıyorlar ya. Vay be. Mahvettik vallahi, harbiden var ya, mahvettik adamları ha. Aman topçu. Sakin ol. Yanlış adamı vurma. İyi, generallerle kesmiş olduk. Hatta sen şöyle dur oğlum, sakın ateş etme. Yani hold, hold. Victory. Böyle güzel bir zafer, vallahi helal olsun. Çok güzel. Ama generallerini kestik mi ya? Ben onu bilmiyorum işte. Hah, kestik şimdi. 8000 Herman. Şimdi bunları işlerine bitir. Kovalamaca başladı. Ne kadar çok adam kesersek o kadar iyi. Helal olsun ha. İlk savaşımızda ilk kazanış, yani zafer. Amo, nasıl bağırıyorlar ya, biliyor musunuz? Wait. Al size bir Osmanlı tokadı. Hızlandır şöyle ya, hızlandır ha. Yoksa çok bağırcıklar da Allah bunlar. Hadi lan, bir yakalayamadın mı şunlar, kötü şunları ya, şu kötüleri. Hayret. Vallahi yakalayamıyoruz ha. İşte maalesef bu oyun biraz eski olduğu için biraz zorlama oluyordu işte böyle, biliyorsunuz. Şeyde de aynı ya, Medieval'da da aynı. Bayağı adamı zorlaştırıyorlar bazen. Hani harbiden yani. En iyisi kazandık. Bitti savaş. Quit battle. Close victory. Eyvallah. Çok güzel oldu ya. Çok memnun oldum. Oh. Belki şimdi aldık buraya değil mi?
Ne kaldı bunlar elinde bakayım, 195 adam kalmış. Baya bir darbe aldılar ha. Biz çok fena kaybetmemiştik yani, bizim elimizde daha hala adamlarımız var biliyorsunuz. Yok burayı alamadık maalesef. Daha hala 195 adam burayı savunmak üzere. Hepsini o aynı anda kesebilseydim o zaman bunlar tamam bitmiş oluyordu. Biz o zaman transferini Osmanlı toprağı ilan etmiştik. Bunlar da saldırıya geçti ama maalesef vaktimiz dolmuştur sevgili kardeşlerim benim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok da konuşamadım, çok da şeyleri anlatamadım, kusura bakmayın. Dediğim gibi zaten bir saat falan iki tane yanlışlıktan yani video yani çekmiştim. O da beni biraz yorduğu için yani tam olarak sizlere her şeyi herhalde bilmiyorum anlattım anlatmadım mı ama herhalde sanmıyorum. Belki de anlatmış olabilirim ama işte anlatmadıysam kusura bakmayın. Bir dahaki şu bölümde daha çok sık sık anlatmaya çalışacağım yani neyi olduğunu falan filan işte. Bütün her şeyin bilgili olun yani onu demek istiyorum. Ve tabii ki tarihi de çok artacağım içeriye yani ne zaman böyle bir yere girsem savaşsam oraya buraya bakarsak yani oradan bir şekilde tarihi de öğretmeye çalışacağım. Yeni gelenler tabii ki umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse de yeni gelenlere abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun da biz de büyüyelim yani. Like tuşuna tıklayın veyahut da paylaşın. Mutlaka paylaşın. Yani eşinizi, dostluğunuzdan, kardeşlerinizle, herkesle paylaşın ki insanlar görsün videomuzu. Ve benden bu kadar. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Bay bay. Okay. Progress 15%. Oh, that's nice. HQ sent us reinforcements, including an armored vehicle.